Yani peki aynen. Hocam şimdi ben size gönderdiğimde Güllü'yü zaten 27 kere mi ameliyat olmuştu? Yok 18'di. 18 miydi? 18 oldu. Şimdi kaç oldu? 21 veya 22 oldu. Allah'ım ama sana geliyorum. Güllü çok enteresan bir örnek aslında. Bir görelim ya. Önce. Bence bir görelim. Yani bence görelim. Bence bu kadarı artık siz karar verin. Buyurun. Tam 17 estetik operasyon geçirdi. Ama mutlu olamadı. Zahide Yetiş'e başvurdu. Abi bu bir sanki içinde su topçuğu var gibi. Bunlar benim liposuction deliklerim. Canlı yayında estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Hayati Akbaş'la buluştu. Bu sefer de kollarının evet. Altından. Şimdi hocam bu kadar. Vücudum şu an güzel, ölçülerim evet. İyi ama kollarımda bir kalınlık var. Bu kollarım benim daha önce liposuction yapıldı. Liposuction'a bağlı şu sarkma var. Meydana ve bu pişik gibi hani yazın sıcak Adana sıcağında sürekli pudralama gibi sorunlar yaşıyorum. Evet, kadınların bir kısmında bu sorundur. Zaman içerisinde yumuşacık. Gevşeklik var ve sarkma var. Burada yaptığımız yöntem nedir? İki yöntem yapılabilir. Ya şu koltuk altından yaptığımız bir insizyonla kesiyle şöyle toparlayacağız. Bakın. O bana yetmez ama hocam. Bakın ya böyle. Ya böyle şöyle. Biliyorum yani ya da, işlemleri. Ya da bakın şuradan şu bölgeden tamam, yapacağımız kesip almayla evet. Şurayı alacağız. Komple, bakın. Evet. Komple şuradan şöyle bir iz olacak. Şöyle bir iz olacak. Bakın şuradan onları işte. Onları sorun yapmıyorum. Bir iz olacak. Yani, şu olacak. Ben sizi... Program bittikten sonra yan yana getireyim. Tamam. Hocam baksın kontrol etsin. Tamam. Varsa başka bir şikayetin onu da söyle. Tamam, hazır hocam bulmuşken. Ama artık son kez yapan da bitsin evet, bu iş artık. Evet bir daha yaptırma artık. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu gözümle bu gözüm arasında bu göz kapağımda sarkma var. Hani nerede var yok öyle bir şey. Hani makyajla görünmüyor. Ay yok artık tamam. Bak yani bunun sonu yok. Sakin. Canlı yayında 18. operasyonun sözünü alan Güllü Köse kollarındaki sarkmalar için ameliyata girdi. Yeni çok yakından tanıdığı sevgili Güllü ile beraberiz. O Türkiye'de estetik fenomen olarak artık tanınıyor, biliniyor. Çünkü bugüne kadar 17 estetik operasyon geçirmiş vücudunun farklı yerlerinde. Ve 18. operasyon için Zahide Yetiş Hanım devreye girdi. Ve Zahide Hanım'ın programında Show TV'de tanıştı kendisi. Bakın kollar için geldi Samsun'a. Bir fiziksel kusur insanları rahatsız ediyor, özgüvenini olumsuz etkiliyorsa gerekir. Bakın istenen şu. Ben böyle istiyorum diyor. Beklenti gerçekçi. Dolayısıyla operasyon birazdan başlayacak. Duygularını alabilir miyim Güllü? Çok teşekkür ederim. Hayati Hocam'la bizi tanıştıran Zahide Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum Show TV'ye. Çok heyecanlıyım. Çok fazla konuşamıyorum. Ameliyat olmak istiyorum. Doçent Doktor Hayati Akbaş kol germe ameliyatının ardından Güllü Köse'nin son halini stüdyomuzda inceledi. Elimle yapmıştım hatta değil mi? Şu hareketi evet. Yapmıştım. Şöyle sallanıyordu. Ve bundan hiç kurtulmak yok demiştik. Bakın öbür kolumda kaldı. İkisini yine bakın. Bakın tabii, orada görünüyor. Bakın karşıdan da bakılabilir. Zaydım. Evet aynı anda gösteriyorsunuz. Evet. Bakın dikkat edin orada. Evet elimizi bak, şu şurada... hareketi yapıyorum. Ve bakın sallanma. Hiçbir şey yok. Sallanma evet. Yok şimdi. Arkadan da iz gözükmüyor. Önden de gözüküyor ama ay, alttan baktığımızda var. Evet çok alttan zor. Bakıldığında şurada var şurada var kimse oradan bakmayacağına göre doğru yani şöyle acıyor mu? Hayır acımıyor. Şöyle çevirebilir misin? Ha şurada var. Evet. Ama şu an çok belirgin bu geçecek mi? Tabii ki onu diyorum. 12 gün daha bugün. Ama Güllü durmadı. 22. operasyonu için tekrar doktoruyla buluştu. Ve sevgili Güllü hoş geldin Samsun'a, Adana'dan. Hoş buldum. Türkiye'de en çok estetik operasyon yaptıran bu yaşta kişisin, o imana sahipsin. Bu 22. operasyon olarak olmadı yapmam. Çok gerekli olmadı yapmam ama dedin ki ben Samsun yanağı istiyorum. Evet. Çok konuşuluyor dedi. Nedir bu? Neden böyle bir talep sende doğdu? Yüzümün biraz daha hatlarının belli olması. Hani böyle biraz daha yaş ilerledikçe bu hatlar kayboluyor ya. Bu yanaklar eriyor birazcık. Hani burayı minicik böyle aldırıp küçük bir işlemle. Ben yanak inceltme istiyorum. Biraz daha üçgensiz duru. Evet. Bu aşağıda bunu andıracak şimdi diyorsun. Evet. Peki. Hatta ne diyoruz? Şu Elmacık bölgesine Samsun tepesi. Evet. Aşağıya da Çukura'da Çarşamba Ovası. Biraz operasyon başlıyor. İnşallah güzel olacak diyorum. Operasyonun ardından stüdyomuza gelen Güllü'nün kaşlarıyla ilgili başına gelenler herkesi hayretler içinde bıraktı. Güllü'nün kollarında sarkma vardı, göz kapaklarında katlantılar vardı. Güllü'ye o zaman kol estetiği ve göz kapağı estetiği yapmıştık. Şu an göz kapakları gayet doğal, gayet çok normal ve olmuş. Belli değil. Ameliyat oldu da belli değil zaten. En son bir hatası var. O hata gidiyor. Bu dövmeleri biliyorsunuz ki kaş dövmesini lazerle uygunsuz bir yerde sildiriyor.
Fakat doktor değil, uygunsuz bir yer değil. O lazer o kaş bölgesini tamamen yakıyor. Hı hı. Ve orası yara oluyor ve hipertrofik scar dediğimiz bizim kalın yara izi oluşuyor kaş bölgesinde. Evet, doğru mu? Evet hocam. Sonra beni aradı. Ya şu an çok güzel görünüyor ama kaşın. Kaşım yok şu anda. Şu an kaş yok. Boyadım ben evet. O izi de biz aldık, ameliyatla o izi çıkarttım. Tamamen çıkarttık. Evet, tamam. Şu an orada kaş yok. Sadece boyayla kendi yaptığı. Evet. Güzel boyamışım o, değil mi? Çok güzel boyamışsın. Bir sil bakayım nedir sileyim. O? Kaş olması gerekirse de kabarık yara izi vardı. Makine mi yapmış onu? O lazer derin yakmış, yanık oluşturmuş. Derin yanık oluşturmuş. Eyvah. Ve orada ikinci derece, üçüncü derece yanık ve sonuçta yara izi oluşmuş. Eyvah. Biz o bölgeyi ameliyatla tamamen çıkarttık. Bakın ince bir çizgi haline getirdik. Artık bir şey yaptırma. Almadı farklı bir şey. Artık kaş ekilebilir. Artık Allah. Şimdi stüdyomuza dönelim. Bakalım 4 aydır görmediğimiz Güllü Köse yeni bir operasyon geçirdi mi? Ya şimdi izleyince yani evet bir sıkıntı oluyor. Bize ilk geldiğinde Güllü dudağında normal şeyde silikon var ya kocaman. Sanayi silikonları. Sanayi silikonları. Hani inşaatta kullanılan silikon diye söylediler o zaman. Onu normalde, onunla yapmışlar evet, yani. Normalde medical grade silikonlar var. Tıbda kullanılabiliyor evet, bunlar ama evet, sanayi silikonu yani kullanılmış. O nedenle ciddi sıkıntılar yaşadı ve ondan sonra gelmişti. İlk geldi yoksa ben de hani bu kadar ameliyat doğru yaptırdıktan sonra artık yani. Doğru. Ama gerçekten orada acil bir durum vardı. Sonra bu kaş olayında da kaşını şimdi yakmışlar. Kızın şöyle aslında Güllü bazı noktalarda biraz aşırıya gitse de bazı noktalarda gerekli operasyonları yaptırmış. Mesela Güllü'nün en eski haline bakın. Bir versenize bakın, görüntüsünü en eski Güllü'nün görün. Bak eski halini. Güllü'nün en eski hali şimdiki hali arasında ya muazzam bir fark var. Yani iki farklı kadın gibi duruyor. Ama burada hamile galiba. Burada hamile ama o hamile olmadığı dönemlerdeki fotoğraflarına bakın. Kolların sarkması, karnın sarkması, göğsün sarkması, bacakların sarkması. Hepsi farklı şurada bir kadın. Şurada en net görüntü burada. Burada tabii kilolu halinde sadece yüz bölgesi gözüküyor. Sadece karnından dedi Güllü. 3 defa ameliyat oldum. Bakın bazen olabiliyor bunlar. Örneğin ben size bir örnek vereyim. Ben bir gün bana bir hasta geldi. 11 kere burnundan ameliyat olmuş. Hmm. Bakın bir burnundan. Ah, tamam. 11 kere o. Allah kimsenin başına vermesin. Bu milyonda bir de olsa, yüz binde bir de olsa bazen olabilir böyle şeyler. Ama bu kadın düşünün ki kol, bacakları. Efendim sadece benim yaptıklarımı söyleyeyim o zaman ben şöyle. Kol germe yaptı. Kollarında sarkma vardı hatırlarsınız. O beni çok ciddi rahatsız ediyor demişti. Kol germe. Yani orada gördüm fıstık gibi olmuştu. Kollar çok güzel oldu. Yine biraz yüzü kareydi. Ben Samsun yanağı istiyorum dedi. Hocam meşhur Samsun yanağı. Evet o bir bişektomi yöntemini şu bölgeyi biraz şöyle hafif bir içeriden boşaltarak ona bir o üçgensi bir yüz görünümü oluşturduk. Yine bir şey daha göz kapağı, üst göz kapağı. Biraz katlantı vardı üst göz kapağında. O katlantıyı aldık. Kaşında en son işte yakılmış yani lazer uygulaması yapılmış dövme. Kaş yapalım diye dövme yapılmış. Daha sonra ondan mutlu olmamış, uygunsuz yapılmış herhalde. Onu da lazerle sildirmiş. Fakat sildirdiği yer doktorlu daha bir yer değil. Daha da kötü olmuş. Daha da kötü olmuş. Derin yanıklar oluşmuş. Bu sefer kalın bir yara izi orada oluşmuş. Ya, o iz tabii onu bir kadın için ciddi bir sıkıntı. Kaş yok. Kocaman bir yara var düşünün. Sizin kaşınızın buradan yerinde. Buradan kendimize ne ders çıkartmamız buradan lazım? Buradan çıkacak ders şu. Mutlaka ve mutlaka bakın bazı dizginlerimiz olacak. Her şeyi yaptıralım. Her şeyin en güzeli olalım. En güzel biz olalım. Dünya böyle bir dünya yok. Bir kere bunu bilelim. Gülünün bir hatası belki bu. Ama Gül yaptırdığı çoğu ameliyatları doğru yerinde kararında yaptırmış. Bunu da ben söyleyeyim açıkça. Ama biraz ileri gittiğinde ifade edeyim. Ve artık durması gerektiğini, çok daha kontrol hareket etmesi gerektiğinde söylemekte fayda var. Bunu da ifade edeyim. Ya bu kaşına maşına ne gerek varmış ama mesela onu yanlış yaptırmış ama şimdi bundan sonraki aşamada muhtemelen oraya saç ekimi de yapılacak. Dolayısıyla mesela fotolara dikkat edin. Bakın şöyle bir şey ifade edeyim. Fotolara gireyim. Önceki karnına bakın, sonraki karnına bakın. Hiç yok. Şimdi bu kadın için, bir kadın yani için bu çok ciddi bir fark. Yine göğüsler burada gözükmüyor ama ilerice sarkık göğüslerden normal doğala yakın bir görünüm elde etmek. Ciddi bir fark ve önemli bir şey kadın için. Burada bunlar bir şey, gerekli. Bir şey bu gerekli. Var. Baksana şimdi pozlara hocam. Şimdi evet. Bundan hep ben buradayım, ben güzelim. Ben artık oldum. Özgüvenini kazanmış. Ama, özgüvenini kazanmış orada. Ama bu ne kadar mutlu edecek onu bilmiyorum. O ayrı bir şey. Mesela mutlulukta insanların çok farklı etkenler var biliyorsunuz. Yani aynen. Bazı insanlar örneğin spor yapmaktan mutlu olur. Bazı insan güzellikten, bazı insan güzelliği hiç önemsemez. Başka şeyler ön plandadır. Biz her şeyi şöyle yapmamız lazım. Güzellik hayatın belki bir parçası ama abartmamak lazım. Aynen, bakın öyle, aynen. Şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi yemek güzel bir şey. Bakın hep gösteriyorsunuz burada. Yemek güzel bir şey ama abarttığınız zaman ne oluyor? Şişman oluyorsun. Bu sefer de diyetisyene mi gideyim? Mide ameliyatı mı olayım? Başka şeylerin peşine düşüyorsunuz. Denge. Hep böyle güzellikte de güzellik kavramında da bir dengenin, bir mütevaziliğin, bir orta yolun peşinde olmamızda fayda var. Aşırısı zarar. Bak İnanın, bir de bunu siz söylüyorsunuz. Ben söylüyorum. Yani operasyonları yapan hekim söylüyor. İnanın her şeyin aşırısı zarar, güzelliğin de aşırısı zarar, her şeyin aşırısı zarar. Doğal
normal, natürel, orta yolu her zaman iyidir. Hayatın her aşamasında. Çok yaşayın hocam. Yani yüzden, siz söyleyince daha anlamlı. Ama böyle yani, böyle. Biz aslında olabildiğimizin en doğalına dönmeye çalışıyoruz. En doğal dönmeye çalışıyoruz. Şimdi bana bir gün, ben bunu daha önce sizin programınızda anlattım. Kız geldi Danimarka'dan. Tıpkı Güllü gibi böyle güzel olmak istiyorum anladım ama. Danimarka'dan ailesiyle gelmiş, otele yerleşmiş. Bizim kliniğe randevu almış, ameliyat randevusu. Pazartesi sabah bana getirir. Şimdi ben önce görüşeceğim. Konuşacağız. Sonra ameliyathane yazar. Ameliyata tekrar ameliyat alacağız. Sistem böyle. Şimdi kız odamda, ofiste gördüm. Merhaba, hoş geldiniz. Nedir problem? Hocam ben burnundan ameliyat olacağım. Şimdi kıza bir baktım. Ben bir estetikçiye ulaştım. Gayet güzel bir kız. 22-23 yaşlarında. Neyse o yaşlarda. Ha. Gayet güzel bir yüz ve gayet güzel bir burun. Şimdi kızım dedim, ben senin burnuna ne yapacağım? Ha. Hocam dedi, siz daha güzel yapacaksınız. Siz daha güzel yapıyorsunuz. Ya öyle bir dünya var mı kızım dedim. Yani bir problem olur. Bunda bizde bir karşılığı olur. Ben bunu memnuniyetle yaparım. Hani burun büyüktür, küçültürsün. Hı. Kemerlidir, kemer ortadan kaldırırsın. Uzundur, düşüktür. Bunu düzeltir. Yani bunun bizde bir karşılığı vardır besleyiciler olarak. Şimdi ben güzel bir burun alacağım. Sana daha güzel bir burun yapacağım. Daha şimdi, kötü olacak. Bu sefer asla mutlu olamayacağım. Böyle bir dünya var mı kızım? Ve ben onu yarım saat, 20 dakika neyse ikna ettim. Ha. Tekrar gitti, işini bitirdi. Tekrar döndü Danimarka'ya. Şimdi biz bunları yaşıyoruz zaman zaman. Bu da tabii ki biz doktorlara da çok yetişiyor. Tabii. Yani her talep edene, her ameliyat isteyene ameliyat yapmak zorunda değiliz bizler. Ama gerçekten o kadını, o erkeği, o çocuğu, bakın bazen çocuğu da razı eder. İhtiyacı varsa tabii ki. İhtiyacı varsa, çocuğun kepçe kulağı var. Kulaklar böyle, okulda arkadaşları dalga geçiyor. Okula gitmek istemiyorum. Çocuk saçlarını bir uzatmış, erkek çocuğu, kızların saçı gibi upuzun bir saç. Ha, niye kulağını örsün diye. Derdine kulağımı kimse görmesin de beni arkadaşlar rahatsız etmesin. Şimdi bu çocuğa. Şimdi ameliyat etmeyecek misin? Bakın burada bu ihtiyaç. Doğru. Ailelere söyler misiniz aslında? Çünkü aile artık de, talep de geliyor ailelere. Şimdi, ben bunu yaptıracağım çok, diye. Çok ilginç bir şey. Bakın şöyle de bir tehlike var. Estetik vurgusunu biz çok güzel yapıyoruz. Bu da anlatıyoruz ama bazen bunu doldurduğu zaman. Biz ihtiyacı olanı anlatıyoruz. Aynen. Biz ihtiyacı olanı anlatıyoruz. Lütfen burada ihtiyacı olan alsın. 15 yaşındaki çocuk, dün öğrendim. 15 yaşındaki çocuk burun estetiği ameliyatı olmuş. Ya annesi almış onu, işte sen şunu başardın diye. Babası sen şunu başardın, ona hediye olarak. Hiçbir problem yokken mi olmuş? Bakın ya, tam olabilir. 15 yaşında çocuğun burun estetik ameliyatı yapılmaz. Daha. Bakın çocuğun gelişimi için bazı ameliyatlarda, bazı estetik ameliyatlarda fiziksel gelişimin tamamlanması gerekiyor. Ne zaman tamamlanır? Her zaman vurgulayayım. Örneğin burun için söylüyorum. Normalde 18 yaştır. Çocuk 18 yaşına gelir. Ondan sonra fiziksel gelişim çok büyük oranda tamamlanır ve burun estetik ameliyatı yapılabilir. Çok nadir durumlarda 17 yaşındadır ama psikolojisi çok bozuktur. Okula gitmek istemiyordur. Sosyal ortamdan kaçıyordur. Çocuğun ruhsal yönden etkileniyordur. Aile, çocuk, doktor bir üçgen kurar, konsey kurar. Ameliyata belki karar verebilir. O da 17'sinde. Bu da özel bir durumdur. Belki. Evet. Belki karar verebilir. Onun ama 18'inden dışında, önce. Evet. Bazı ameliyatlar böyledir. Örneğin çocuk, genç kız. Onu annesi bana getirdi. Çocuk inanın 15 yaşında. Hocam niye böyle oluyor biliyor musunuz? Birbirlerini görüyorlar. Birbirlerini görüyorlar. 15 yaşında çocuk göğüs büyütme istiyorum diye geliyor. Ve annesi bunu desteklemiş. Tamam, annesini ikna etmiş daha doğrusu. İkna etmiş. Hmm. Bana geldiler. Anne kız ikna. Sıra kaldı. Geldi doktor iknaya. Baba nerede bu arada? Baba yok. Baba da, babanın bilgisi de yok. Babanın işte. Operasyondan sonra mı haberi olacak? Haberi yok. Bakın dedim, bu olacak şey değil. Çocuk 15 yaşında. Bu çocuk göğüs ameliyatı bir kere 18 yaşına gelecek. Fiziksel gelişim tamamlanacak. Ondan sonra gerçekten bu çocukta göğüs gelişim yetersizse memnuniyetle yapılır. Çünkü ondan sonraki süreçte yapılmazsa o genç kızın kadınlık hayalleri, genç kızlık hayalleri ya, ondan sonraki yaşantısı çok olumsuz. Netice bunu kabul ediyorum, o yaşa kadar asla olmaz. Neyse ikna etmeyi gönderir. İşte burada bazen çizgiler açılabiliyor. Bazen yerler şaşırılabiliyor. Burada ailelere çok iş düşüyor. Hı. Lütfen estetiği dozunda dolu. Ben kendi çocuğumda yaşadım. Anlattım burada size. Bakın, ha, bir benim daha oğlum, söyleyeyim. Bakın benim oğlum 16 yaşından itibaren bana baskı yaptı burnuyla ilgili. Baba ben burnumu yaptırma. Benim oğlum kendi gerçekten oğlum. Gerçekten problem var mıydı? Ya çok hafif bir kemer var ama ben ona dedim ki oğlum sen dedim o kadar yakışıklı bir çocuksun ki. Gerçekten bak yani bu benim bir de şu var. Babanın annenin gözüne çocuğu zaten diye ne güzel çocuğudur. Yani hani tabii, kirpi yavrusunu mum diye severmiş. Aynen. Derler ya. Benim aynen, gözüme de öyle yani, benim oğlum dünyanın en yakışıklısı için. Her baba anne için bu böyledir. Hocam dedim, geline de bir iki laf edin şimdi. Oğlun şimdi, evlendi o, bu evlenen. Öbür oğlum, o öbür oğlum. Olan, tamam. Bu öbür, öbür olmadı başka şey. O başka bir şey. Onlara da buradan selamlar gönderiyorum gelinime, oğluma. Ama bu ortanca oğlum tıp dokuyor. Şimdi bu çocuk bana dedi ki baba dedim oğlum dedim şöyle yapalım. Bu 16 yaşında olmaz. Sen dedim tıp fakültesini bitir. Tıp fakültesini kazan. Bak güzel de bir şey sen tıp fakültesini kazan, derslerini çalış. O zaman gerekirse yaparım dedim. Tamam baba dedi söz. Ve çocuk ne yaptı? 18 yaşına kadar çalıştı, tıp fakültesini kazandı ve benim yanıma geldi. Baba dedi ben şimdi burnu istiyorum. Ben şimdi panikledim. Yani insanın kendi çocuğuna ameliyat etmesi hakikaten biraz bir şeydir yani. Ve bana hakikaten çok büyük bir şey gelmiyor. Bir de çocuk her zaman çocuk sizin için. 18 bile olsa yine çocuk. 18 oldu. Tıpı kazandı. Bak bütün parametreler doldu ama onu hemen yapmak istemiyorum iki nedenle. Birincisi benim gözüme çok çirkin gelmiyor. Evet. Evet yakışıklı. İkincisi de insanın kendi çocuğuna ameliyat etmesi o kadar kolay olmayabilir. Yani çok riskli bir durum aslında. Bu doğru değil. Yani kendi çocuğuna ameliyat etmek doğru değil. Ne yaptınız finalde? Ama ne dedi biliyor musun? Ben dedim ben seni ben arkadaşlarıma
ameliyat ettireceğim oğlum dedim. Bak söz vermiştim sana, tamam geleceksin ama dedim. Baba dedi asla kabul etmiyorum. Sen benimle bir anlaşma yaptın, bir söz verdin. Bana dedin ki bir 18 yaşına gel, ikincisi tıpı kazan. Ben yapacağım dedin. Hakikaten o sözü ben verirken de ben bunun olacağını düşünemedim. O sözü verirken unutur dedim. O zamana kadar aklına gelmez dedim. Bak gerçek şimdi, olabiliyor unutur yani. Dedim ve o unutmamış ve o şey bana vurdu. Ve ben mecburen kendi çocuğuma ameliyat ettim. Şimdi iyi mi? Çok yakışıklı, çok güzel şimdi. Allah'ım tamam, ya. Hocam var ya. Sizde kaynana hocam belli bak. Bu seni daha bekar mı? Bekar. Merak ediyorum nasıl bir kız bulacaksınız. Allah'ım oğlum. Hakikaten çok da güzel oldu. Çok da güzel. Ya hepsine düşkün çocukların da. Ama bir riski tabii ki. Maşallah.